Ölümünün 4. yılında Seyyid Yahya Rıza Sevgili'yi rahmetle anıyoruz. 1912 yılında Kayseri ili Bünyan ilçesi Karakaya köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Kadri şehirlerinden Osman Efendi, annesi Mevlüde Hanım'dır. Yahya Efendi nesep itibariyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandığını kendi beytinde şöyle ifade etmektedir. Ceddim Muhammed Mustafa, inanmayan unmasın vefa. Emir Yakup oğulları diye tanınan dedeleri sırası ile şöyledir. Seyyid İshak, Molla Osman, İshak Çelebi, Kara Ahmet, Merdan Ali, Deli Seyyid, Merdan Ali, Merdan Ali. Dedesi Seyyid İshak ve oğlu Molla Osman Belh'ten Kayseri'ye gelip oradan da Karakaya köyüne yerleşmişlerdir. 1912 yılında Karakaya'da dünyaya gelen Yahya Efendi, önce Burhaniye köyüne, daha sonra 1952 yılında Kayseri'ye göç ederek Gültepe mahallesine yerleşmiştir. Hayatının son dönemine kadar burada yaşamıştır. Yahya Efendi, tasavvuf alanında Erzurum'da son dönemin meşhur Nakşi şeyhlerinden olan Alvar İmamı diye maruf Muhammed Lütfi Efe ve kardeşi Vehbi Efe Hazretlerine intisap ederek manevi sahadaki seyri sülüküne başlamışlardır. Yahya Efendi Hazretleri sohbetlerini en çok Vehbi Efendi Hazretlerinden feyz alıp onun teveccühüne mazhar olduğunu ifade etmişlerdir. Onunla ilgili divanında şunları söylemiştir. Vehbinin ateşi canımı yakar, Vehbisiz cihana gözüm mü bakar? Vehbiden ayrılan canını yakar, her günüm bizardır kimseler bilmez. Doldu şu gözüme şu kanlı yaşlar, bahar mevsiminde yeşillendi ağaçlar. Vehbim de canıma ateşler bağışlar, bu derdi zarimden kimseler bilmez. Ağlamaktır halim görenler bilmez, yanıyor ciğerim yanmayan bilmez. Hayali perdede duranlar bilmez, Vehbi'yi görmeyen gözler ne bilir. Bu rızanın gözü gönlü yarinde, bir gül gibi açmış Vehbi ilinde. Her ne söyler ise Vehbi ilinde, Vehbisiz bağların bülbülü bilmez. Tasavvuf geleneğinde Yunus Emre ve Niyazi Mısri gibi hak aşıklarının yolundan giden Şeyh Yahya Efendi Hazretleri vecd ve ilahi aşk halinin çok erken yaşlarda başladığını yine kendi sohbetlerine ifade ederlerdi. Ömrünü yüce dinin anlatılması ve yayılmasına adayan Yahya Efendi Hazretleri Allah'a vuslatı dervişlikte bulduğu için onlarla beraber oturur, sohbet eder ve sohbeti de kendi yolu olarak nitelendirirdi. Bu sebepledir ki müritleri sohbetlerini imkan nispetinde kaydetmeye çalışmış ve bunları sohbetler adı altında kitap haline getirmişlerdir. Merhum Yahya Efendi Hazretleri'nin en önemli eseri ilahi aşk halindeyken söylenip sadece kaydedilebilenlerden bize intikal eden divanıdır. Sohbetlerinde olduğu gibi divanında da şeriatın ve hakikatın esaslarını bütün esaslarıyla ortaya koymuşlardır. Tasavvuf, hakkın rızasını kazanmak ve sonsuz mutluluğa ermek için nefsi temizleme, ahlakı güzelleştirme, insanın dış görünüşü ile fiil ve hareketlerini tezkiyeden ibarettir. Büyük mutasavvuf Cüneydi Bağdadi tasavvufu şöyle tarif eder. Tasavvuf, İnsanın hiç barışmadan nefse karşı mücadele etmek, dağınık olmayan bir zihinle Allah'ı anmak, ilahi zikir neticesinde coşmak, Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun bir şekilde amel etmek, maddi şeylerden ilgiyi keserek Allah ile beraber olmak, namaz vakitlerini kaçırmamak, halka uymak kirinden arınmak, yani sadece Allah'a uymak, kötü huyları bırakmak, beşeri ve adi vasıfları tamamen terk etmek, nefsin isteklerinden uzaklaşmak, ruhani ve manevi vasıflar kazanmaya gayret etmektir. Gerçek ilimlere sarılmak, daima en uygun olana göre hareket etmektir. Herkese nasihatte bulunmaktır. Tasavvufun gayesi, hakkın rızasını kazanmak için nefisleri manen temizlemekten, güzel ahlak sahibi olmaya çalışmaktan, kısaca Allah ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanmaktan ibarettir. Tasavvuf meşrebinin temsilcilerinden olan Yahya Efendi Hazretleri de
tasavvufun yaşanış şekli olan tarikatı şöyle tarif eder. Şeriat, tarikat, hakikat, marifetullah. Her kim hakikati bulursa marifete yolu geçer. Evvela şeriatın yolunda doğru olacaksın, şeriata muhalif bir halin varsa onu düzelteceksin. Şeriat ve tarikat birbirinden ayrı şeyler değildir. Şeriat, Allah-u Zülcelal'in Kur'an'ının ahkamıdır, tarikat ise Allah-u Zülcelal'e giden bir yol demektir. Yahya Efendi sohbetlerinde arkadaşlarının maddi ve manevi yönden gelişimlerini sağlayacak birçok konuda tavsiye ve öğütlerde bulunmuştur. Allah-u Zülcelal'e kulluk, onun yoluna dosdoğru yürümek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ümmet olmak, kısacası iyi bir Müslüman olmanın temel ilkelerini arkadaşlarına ve tüm müminlere hayatı boyunca anlatmışlardır. Ey müminler! Allah'a itaat etmekten başka güzel bir iş yoktur. Allah'a muti olmaktan ve ona ibadet etmekten başka bir doğru yol yoktur. Allah'ı sevenleri seversen, Allah Teala'yı ananlar ile sen de anar isen, Allah'ı razı edenlerle sen de beraber olur isen ve Allah'ın takdirine rıza gösterirsen, bundan bir sevgi elde eder ve kamil bir insan olursun. Allah'ın nehyettiği şeylere dalarsan, münkir ve kafirlerle beraber olursan, dinin emretmediği doğrultuda hareket edersen, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dışında yürürsen, o zaman Allah'ın lanetine uğramış olursun. Ey müminler! Bir düşünün, bu dünya hayatı çok vefasızdır. Nice insanlar bu dünya hayatına mağrur olup asıl hedefi ve maksadı unutmuş, sonra da dünyada sahip olduğu her şey elinden çıkıp gitmiştir. Ey müminler! Kara cahillerden olmayınız. Sadece ilim de yeterli değildir. İnsana amel de lazımdır. Bundan dolayı daima bilmediğiniz şeyleri öğreniniz. Hakikatin yolunu öğrenip hakikati tanıyınız. İnsan ölünce dünyaya geri gelmesi muhaldir. Dünya bir misafirhanedir. Biz insanlığın hilkatini elde etmemiz, cennet ve cehennem yollarını bulmamız için dünyaya geldik. Herkes hürdür, cebriyet yoktur. Ama her şeyde bir cebriyet vardır. Kur'an-ı Kerim'in emirleri insanı cebriyete koymuştur. Tam hür değiliz. Emirleri tutmayanlara büyük cezalar vardır. İnsanlar günah ve küfürleri sebebiyle cehenneme giderler. Kur'an'ı ve onun emir ve nehilerini tatbik etmek ilimle olur. İnsanları kemale getiren ilimdir. Allah-u Teala kıyamet gününde benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çeviren kimseleri hesaba çekip cezalandıracağım. Onları âmâ olarak haşredeceğim, geçimlerini daraltacağım diye Kur'an'ında beyan etmektedir. Onun için sizler Kur'an'ın emirlerini yerine getirmede azami gayret göstereceksiniz. Kur'ansız iman olmaz. Ey müminler! Namazdaki okunan sureler, ayetler Kur'an'dır. İşte namaz kılan kimseler bu sureleri okumakla Kur'an'ı okumuş olurlar. Namazı kılmayan kimseler Kur'an'a uymamış olurlar. Namaz huzuru ilahidir, şükürlerin en büyüğü namazdır. Bir insanın Allah'ın nimetlerini yiyip de "Ya Rabbi şükür" demesi şükür değildir. Kim ki namazı kılar, ibadetlerini yaparsa şükrü eda etmiş olur. Ey müminler! En büyük kemal derece kulluktaki ibadetin kemalidir. Peygamberler, veliler, alimler, abidler, salihler kullukta hizmet ederek daima derece ve kemaller elde etmişlerdir. Yaratılmışın küllüsü Allah'a muhtaçtır. Allah Teala ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Kul Hakk'ın rızasına ibadet ve taat ile ulaşır. Allah dinine sahip çıkan Müslümanları sever. Allah Teala da onlara sahip çıkar, onları korur, muhafaza eder ve onlara yardım eder. Bir insan su ile toprağı karıştırıp bir çömlek yapsa, bunu ben yarattım dese, bu söz Allah'ın gazabını artırır. Bu söz bir şirk söz olduğundan küfrün büyüğüdür. Yaratmak şüphesiz kadir-i mutlak Allah Teala'nın sıfatıdır. Ey müminler! Bir lokma haram yiyenin 40 gün ibadeti kabul olmaz. Sakalda, saçta, kılıkta iş yok. İş doğrulukta ve güzel ahlakta. Yaşta da iş yok. Bir kadınla zina eden o kadından daha kötüdür. İsterse temiz adam olsun.
istikametlerinizi Allah Teala'ya düz olarak yönelterek insanları aldatmayacaksınız. Ölçü ve tartınıza da çok dikkat edin. Evvelki ümmetlerin helaklerinin bir kısmı ölçü ve tartılarında eksik ve hile yaptıklarından olmuştur. Haramdan çok olacağına helalden az olan daha hayırlıdır. Bir kimse gece namaz kılmaya kalksa, çocuklarının ayrı odadan çok namaz kılmaktansa, çocuklarının bulunduğu odada az namaz kılması daha hayırlıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, ya Rahim irhamna. Ya Hafiz ihfazna. Ya Hayyu ya Kayyum Allah. İçimizdeki kötü hallerimizi gider. Bizlere iyilikler ihsan et. Çürüklerimizi mahveyle. Hay sıfatından hayatları ihsan eyle. Kayyumiyetine ulaştır. Ya Rabbi ya Allah. Sen hadisin. Sen hidayette kıl kullarını. Ya Rabbi, sen semisin, işitensin, görensin, kelamsın, söyleyensin, haysın, dirisin, bizleri de ölülükten kurtar, hayat ver. Dünyaya gelmiş ölü kalıplarımıza sen dirilik, hay sıfatında hayat ihsan eyle. Ya Rabbi, ya Allah, dil, kulak, göz ihsan et. Sana layık kulluk ihsan et. Kullukta sabit, hizmetinde layık kul eyle. Ya Rabbi, sapkınlardan, çapkınlardan etme. Ya Rabbi, ahdinde vefa edenlerden eyle. Ya Rabbi, vaadinden hulf edenlerden etme. Ya Rabbi, sana layık kul olmak için geldik. Kullukta bizleri sabit kıl. Ya Rabbi, sana layık ibadetler ihsan eyle. Seni görecek göz, senin kelamını duyacak kulak ihsan eyle. Ya Rabbi, ya Allah, bizi ölülükten kurtar. Ya Rabbi, dünyaya nama, nişana gelmedik. Seni bulmaya geldik. Ya Rabbi, seni bulmaya, senin emrini duymaya geldik. Hakiki duyanlardan eyle. Ya Rabbi, muhalifine gidenlerden etme. Bizi sana asilerden etme. Ya Rabbi, müzniplerden kurtar bizi. Ya Rabbi, zelil, hakir hallere düşürme. Ya Rabbi, nefsi emmareye uydurma. Ya Rabbi, ya Allah, şeytanın şerri mekrinden emin eyle. Dünyanın fitne fesadından, ahiretin azabından sen esirge, sen sakla ya Rabbi. Sana kul olmaya geldik. Hakkıyla kulluğumuzda sabit kıl. Salih kul eyle. Doğrulara eş eyle. Sapkınlıklar verme. Sapkınları doğrult ya Rabbi. Doğrulara sapkınlıklar verme. Eğri gidenleri doğrult. Doğrulara eğrilik verip yollarını saptırma. Sana layık kul eyle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgili ümmetinden eyle. Senin sevgili kullarından eyle. Ya Rabbi, bizi naçar biçar bırakma. Ya Allah Celle Celaluhu, vekilimizsin, kefilimiz sensin. Ya Rabbi, mürşidimiz sensin, bizi okutan sensin. Ya Rabbi, havacemiz sensin, senin okuttuğun başka olur, başka bir alim olur. Ey keremler kanı Rabbi Teala, sana kul olanlar, hizmetine daim kaim olanlardan eyle. Ya Rabbi, sıratı aşan geçenlerden eyle.
ayağı sürtenlerden etme. Ya Rabbi, nara düşenlerden etme. Ya Rabbi, sevgini bulanlardan, cemalini görenlerden eyle. Seni candan, gönülden sevenlerden eyle. Ya Rabbi, müminlerin işlerine nedametler ihsan et. Bizim yanımıza gelenleri mağfur olaraktan temizlemeyi nasip eyle. Ya Allah, vücutların yıkanıp temizlendiği gibi meclislerimize gelenleri de tahir eyle. Mutatahhirsin ya Rabbi. Zikredenlerin gönlüne merhamet eyle ya Rabbi. Onları doğrultmak nasip eyle. Ya Rabbi, kalp gözlerini aç. Can kulaklarını duyur. Emrine muti kıl. Ya Rabbi, asi usatlardan etme bizi. Ya Rabbi, baid olanlardan etme. Sana garip, yakın olanlardan eyle. Ya Rabbi, sıratı aşan geçenlerden, cennetine dahil olanlardan, cemalini görenlerden eyle. Sana hayran, beyhuş olanlardan eyle. Ya Rabbi, nice kulların sekran, beyhuş senin cemalin aşkına. Neler, nelerin var. Ya Rabbi, kimse bilmez hallerini bilemez. Sırlarını da bilemez. Hepsinin sırlarını bilensin. Ya Rabbi, alemi sırrı vel hafiyat sensin. Ya Rabbi, bizleri halkın gördüğünden, insanın övündüğünden, kendi kendini beğenenlerden etme. Ya Rabbi, mahzun ve mükedder etme. Ya Rabbi, feyzini, aşkını bulanlardan, sana dost olanlardan eyle. Merhametini üzerimizden kesme. Masiyetlerimizden bizi halas eyle. Günahkar olarak huzuruna iletme. Ya Rabbi, kul hakkıyla huzuruna iletme. Ya Rabbi, sen bizi affeyle. Senden affını dileriz ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salatu selam getirenlerin ahir ve akıbetlerini hayr eyle. Bizden selam olsun oğul Seyyidül Kevneyn, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine. Ya Rabbi, yarattığın eşyadaki varlıkların zerresinin adedince salatu selam olsun. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin kullana dahil eyle. Ya Rabbi, fitne zamanının fitne insanlarıyız. Bizi affı mağfiret eyle. Ya Rabbi, sevgili Habibi Edibi'nin günahkar ümmeti olarak huzuruna çıkartma. Ya Rabbi, ya Allah, sen bizi affeyle. Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, zamane uykusundan uyandır. Bahar gelip ağaçların uyandığı gibi insanları da uyandır. Ya Rabbi, gaflettekileri de uyandır. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, bir bizim zikrimizde değil, cümle ehli imanı uyandır. Ya Rabbi, ya Allah, onları da göze sahip et. Onları da söze sahip et. Onları da ibadete sahip et. Ya Rabbi, onlara da ibadete dahil et. Ya Rabbi, dertlilere deva, borçlulara edalar, hastalara şifalar ihsan eyle. Geçmiş ecdatlarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi, onlar cehaletle gitmiş iseler kabir azabından sen kurtar, cennetine dahil eyle. Ya Rabbi, onlara bizlerden yardım şefaat talep eyle. Ya Rabbi, bizim zikirlerimizden istifade etsinler. Günahlarını affeyle. Geçmiş ecdatlarımızın ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, bizlerden taze taze hediyeler ihsan eyle. Ya Rabbi, bizi gaflet uykusundan uyandır. Nevmi cehaletten, dalaletlerden, berzahlardan kurtar. Ya Rabbi, dünyanın fıskı fesadı fenalığından kurtar. Ya Rabbi, ya İlahel Alemin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten koruduğun gibi bizde bu zamanın ateşinden koru muhafaza eyle. Ya Rabbi, bu feleklerin içinde bizleri senin kudretinle temizle. Bizler temizlenecek istidade sahip değiliz. Gözümüz, kulağımız, her tarafımız berbat. Senin rahmetine muhtacız. Ya Rabbi, sen settaral uyub, gaffaral zunubsun. Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, bizleri önden giden yolcu hakikat sahiplerine ulaştır. Ya Rabbi, mukarreblerin göçüne ulaştır. Ya Rabbi, ebrarlarınla beraber et. Meleklerin zikrine dönder. Meleklerinin ibadeti gibi ibadetleri ihsan eyle. Ya Rabbi, senin sevdiğin, razı olduğun kullarından eyle. Ya Rabbi, senin sakladığını hiç kimse çıkaramaz. Bu zamanın şerri mekrinden kurtar, esirge ya Rabbi. Dünya mülevveslerine bizleri uğratma. Yalandan, sahte zikirlerden bizleri halas et ya Rabbi. Riyakar amellerden kurtar. Dinsiz, yönsüz zamanlardan sen bizi sakla esirge. Dünyanın en ahir şer zamanından bizleri hayırlı ümmetlere dahil eyle.
o Seyyid-i En'am Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhunu bizlerden hoşnut eyle. Ya Rabbi, onun dinini muhafaza için bizlere sayı gayretler ver. Ya Rabbi, senin muhabbetini bulmak için bizlere sayı gayret ver. Ya Rabbi, senin sevgini bulmak için bizlere sayı gayret ver. Seni sevmek için de sayı gayret ver ya Rabbi. Bizi halkettiğin kudretinle sana aşık sadık kul eyle. Sadıkane sözler söylet. Doğrult bizleri ya Rabbi. Sana bait olanlardan etme ya Rabbi. Sana garip olanlardan eyle. Ya Mevcud, lisanlarımızı sana mutabık, dillerimizi sana layık, ibadetlerimizi güzel, tahir, münevver eyle ya Rabbi. İçimizdeki kötü ahlaklarımızı def eyle. İçimizdeki halimizi kudretine sevdiğin kulların ahlakı gibi ahlaklar ihsan eyle ya Rabbi. Senin sevgili kullarından eyle ya Rabbi. Dünyaya nama nişana gelmedik. Senden seni istemeye geldik. Seni seninle severiz ya Rabbi. Seni seninle bulduk. Seni seninle bildik ya Rabbi. Sen daima gönlümüzü, içimizi, dışımızı senin sevdiğin halis kullarının muhlis ameli gibi layık amel eyle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Ona bizlerden sonsuz selamlar, salavat-ı şerifeler ihsan buyur. Şefaatini, himmetini, ruhaniyetini üzerimizde kıl. Bizi ondan, onu da bizden ayırma. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çokça salavat-ı şerife getirirse, ona pek yakındır. Onun canındadır, onun gönlündedir, onun dilindedir, onun her varındadır. Allah-u Zülcelal daima bizi şefaatinden ayırmasın, mahrum etmesin. Daima onun cemalini görenlerden ve hakikatine erenlerden eylesin. Ya Rabbi, Hazreti Habibi edibine yar eyle. Ya Rabbi, senin rızan için zikrederiz, sana hamd ederiz. Ya Rabbi, sana kullukta hizmet ederiz. Sen bizim günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, içimizi dışımızı nur eyle, gönlümüzü mesrur eyle, daima cemalini görenlerden eyle. Ya Rabbi, sen gayb aleminin sırrını sen bizlere vakıf ettir ve nasip eyle. Ya Rabbi, hatalardan sen koru. Ya Rabbi, korktuğumuzdan kurtarıp umduğumuza nail eyle. Ya Rabbi, senin nihayetsiz ilimlerine ve kemali aşkına, muhabbetine bizleri de mazhar eyle. Mahrum eyleme. Ya Rabbi, dillerimizi şadan eyle. Aşkınla mukim, seni daima zikredenlerden eyle. Ya Rabbi, kalbinden zerre kesmeyenlerden eyle. Ya Rabbi, zerre gaflete düşenlerden eyleme. Daima ayık olanlardan eyle. Sana mutabık ameller ihsan eyle. Ya Rabbi, isyanlarımızı başımıza kalkma. Ya Rabbi, bizi sahipsiz bırakma. Sen bizlere sahipsin ya Rabbi. Sahibimizsin, bizi uyar ki uyanalım. Ya Rabbi, gözlerimize aşkı görelim. Kulaklarımıza aşkı duyalım. Ya Rabbi, ölüyüz, dirilt bizi. Hay sıfatına sana ibadet edelim. Ya Rabbi, gafletten, cehaletten kurtar. Dalaletlerde koyma bizi. Ya Rabbi, zamanın sapkınlığına dahil eyleme. Ya İlahel Alemin, meleklerinden bizleri okumak nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi, gayb aleminin ilmini bize öğrenmek nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi, Nebi Zişanların ruhaniyetinden istimdad etmek nasibi müyesser eyle. Velilerin güruhundan ayırma. Onların zümresinden bizleri taşraya çıkarma. Ya Rabbi, hakikatin yolunun bizleri ayırma. Şeriat-ı Garra'da bizleri mukim kıl ya Rabbi. Tarikat-ı Muhammediye bizleri hizmetkar eyle. Ya Rabbi, bütün eserlerine vakıf eyle. Ya Rabbi, seni seninle zikredenlerden eyle. Seni seninle görenlerden eyle. Seni seninle bilenlerden eyle. Ayrılıkta koyma. Seni sevip senin huzuruna duranlardan eyle ya Rabbi. Senin haşyetinle boyananlardan eyle ya Rabbi. Gafletlerden uyananlardan eyle ya Rabbi. Sen bizi kudretine gafletlerden kurtar. Nevmi cehaletten kurtar. Nefsin şerlerinden, tuzak ve berzaklarından kurtar. Şeytanı lainin fitnelerine, berzah ve tuzaklarına uğratma. Zamanın şerri ve mekrinden bizleri koru ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, aile ve çocuklarımızı muhafaza eyle. Hayırlı sahipler ihsan et. Bu dini mübini açığa çıkaracak bir iktidar sahibi lütfeyle. Ya Rabbi, şerlilerin şerlerini yerlere geçir. Ya Rabbi, mekirlerin mekrini yerlere geçir. Dinsizleri yok eyle. Ya Rabbi, din sahiplerini ızhar eyle. Güneşinin nurunu kesme. Ya Rabbi, tecelli zatına layık kulları ihsan eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde bu kadar uzun uzadıya sürecek dalalet çukurlarında karanlıkta kalan zavallı kullarının imdadına yetiş. Destgirimiz sensin ya Rabbi, bizleri kör eyleme. Gözlerimizi her iki cihanı görenlerden eyle. Ya Rabbi,
kulaklarımızı her iki cihanı duyanlardan eyle. Ya Rabbi vücutlarımızı kerik kokulardan, fitneli hallerden koru. Ya Rabbi helal rızıklarına merzuk eyle. Ya Rabbi daima sana istiğfar eden dillerimizi temiz, tahir eyle. Ya Rabbi gözlerimizi namahremden kurtar. Ya Rabbi lisanlarımızı yalan, bühtan ve gıybetten esirge. Ya İlahel Alemin, kalbimizi, imanımızı ve hakikatimizi daima sabit karar eyle. Ya Rabbi bizi kendi halimize bırakıp da kendi haliyle uğraşanlardan eyleme. Hayvanlar gibi nefsinin arzusunun peşine gidenlerden etme. Ya Rabbi Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden bizleri ayırma. Ya Rabbi bizleri onun sürüsünden ayırma. Ya Rabbi onun meclisi güzel nuru ihsan şavkından parlayan nurundan istifade etmek nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi rehberimiz sensin. Bunaldık sana geldik. Ya Rabbi susadık suya geldik. Uyuyoruz uyanmaya geldik. Yorgunuz dinlenmeye geldik. Zayıfız kavi olmaya geldik. Ya Rabbi biz fasıkları hidayette kıl. Fısklarımızı daima gider mutiler olmaya geldik. Ya Rabbi yüzümüzün karasını yüzümüze vurma. Ya Rabbi bizi huzurundan sürme. Ya Rabbi iman ile sana varanlardan eyle. Ya Rabbi kabir azabı görmeyenlerden, sıratı yıldırım gibi geçenlerden eyle. Ya Rabbi cennetine dahil olanlardan eyle. Ya Rabbi cemalini görenlerden eyle. Ya Rabbi bizi bize koyma. Bizi senden bir santim ayırma. Ya Rabbi daima sana layık muti kul eyle. Ya Rabbi kulluğumuzda sabit kadem, yürümeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Hayatı boyunca binlerce insanı irşad eden merhum Yahya Efendi Hazretleri 31 Temmuz 2001 yılında maşukuna kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor ve şefaatini umuyoruz. Nefsiyle etsem savaş yolunda Muhammed'in. Nefsiyle etsem savaş yolunda Muhammed'in. Yanağı güle benzer, sözleri bala benzer. Sevdası cana benzer, gönlümde Muhammed'in. Sevdası cana benzer, gönlümde Muhammed'in. Yürürüm ive ive sevdiğim diye diye, bülbül olmuş söylerim vasfından Muhammed'in. Bülbül olup söylerim vasfından Muhammed'in. Canda gördüm nurunu, tende gördüm sırrını, gönülde miratını seyrettim Muhammed'in. Gönülde miratını seyrettim Muhammed'in. Düştüm bahrine anın, ummanıdır cihanın. Aciz kaldı dihanım nurundan Muhammed'in. Aciz kaldı dihanım nurundan Muhammed'in. Bir güneş gördüm düşte, akıl aciz bu işte. Can bedende kafeste arzundan Muhammed'in. Can bedende kafeste arzundan Muhammed'in. Dilleri okur Kur'an, alem bulmuş yeni can. Sensin aleme sultan, hükmü var Muhammed'in. Sensin aleme sultan, hükmü var Muhammed'in. Yanar canım aşkından, dolar gönlüm vasfından.
O güzel nur şevkından ayrılma Muhammed'in. O güzel nur şevkından ayrılma Muhammed'in. Yeni fehmettim dostu, gönül o yâre düştü. Aşıklar bade içti tadından Muhammed'in. Aşıklar bade içti tadından Muhammed'in. Güneş verdi selamı, kamer etti kelamı. Ayan oldu cemali nurundan Muhammed'in. Ayan oldu cemali nurundan Muhammed'in. Gözlerime geldi yaş, mucizetten erir taş. Yolunda kurbandır baş, dininde Muhammed'in. Yolunda kurbandır baş, dininde Muhammed'in. Ebu Bekir yaranı, mağarada duranı, çol güvercin örümcek korudu Muhammed'i. Çol güvercin örümcek korudu Muhammed'i. Ebu Bekir uyandı, hayye ona dokandı. Gözlerinden yaş aktı, uyardı Muhammed'i. Gözlerinden yaş aktı, uyardı Muhammed'i. Ömer'ül Faruk yari, ana söylerdi sırrı. Açıktan ezan gayrı, okundu Muhammed'in. Açıktan ezan gayrı, okundu Muhammed'in. Osman'dır hafız Kur'an, levhine eyler seyran. Her günü oldu bayram, sevdadan Muhammed'in. Her günü oldu bayram, sevdadan Muhammed'in. Zülfükârı elinde, tevhid okur dilinde. Bab-ı Rıza yolunda, haydar Muhammed'in. Bab-ı Rıza yolunda, haydar Muhammed'in. Hasan Hüseyin gülü, din yolunun bülbülü. Kâbe dağı sümbülü, ininde Muhammed'in. Kâbe dağı sümbülü, ininde Muhammed'in. Aşık Rıza yannare, ara derdine çare. Her kim varsa bu bahre, mahfinden Muhammed'in. Her kim varsa bu bahre, mahfinden Muhammed'in. Dost cemalini açanlar, Hak'tan yana uçanlar, gönlü serden geçenler, la ilahe illallah. Tevhide çalışalım, derslere alışalım, ırmak gibi coşalım, la ilahe illallah. Tevhid okuyan diller, canı gönülden derler, dost zikrini ederler, la ilahe illallah. Yakan aşkın ocağın, yokluk görmez bucağın, söndürür nar ocağın, la ilahe illallah. Siler kalbin pasını, alır gönül yasını, kurtarır hem başını, la ilahe illallah. Coşturur salikleri, bildirir sülükleri, duyuran kulakları, la ilahe illallah. Dil tahtının serveri, enbiyanın
rehberi esmaların gevheri la ilahe illallah. Cihanın güneşisin vilayetler başısın, esmaların akkaşısın la ilahe illallah. Tenhada yoldaşımsın, derdimin haldaşısın, gönüller dildaşısın la ilahe illallah. Marifetin ummanı, sil gönülden dumanı, artırır bu imanı la ilahe illallah. Nurdan kandildir aslın, dost nurundandır neslin, iki cihan da dostum la ilahe illallah. Seyri sülük gösteren, düşmanları susturan, şeytanı dara astıran la ilahe illallah. Nefsini yedi sıfatı, sür gönülden afatı, ruhi sultan hayatı la ilahe illallah. Mutmainne sıfatı, raziyenin hayatı, merziyenin mematı la ilahe illallah. Safiyenin cezbesi, tükenir nefsin sesi, ruhi sultanın dersi la ilahe illallah. Bab-ı rıza fetholsun, darul eman da kalsın, dostun hayfi çok olsun la ilahe illallah. Aşığı masum eden, hem varını yok eden, binihaye eyleyen la ilahe illallah. Aşk vezinini artıran, ummanına daldıran, hem dostunu bulduran la ilahe illallah. Körün gözünü açar, bu ruhun hakka uçar, etmez bela ya duçar la ilahe illallah. Aşık rıza can ile esmaları cem eyle, ruhi sultan la bile la ilahe illallah. Ruhi sultan la bile la ilahe illallah. Cümleyi yoktan var eden kullarına vaad eyleyen, sever Allah'ı diyen, oldu dersimiz bütün muratları verendir bu. Bütün sırrı bilendir hu.
Gönlümüzün cazibesi ne hoş olur hu demesi. Dost adına hu demesi. Dost adını anak daim hizmetinde olan kaim. Sevdasından olak saim hu. Sensin canımın cananı, sever gönlüm huderanı. Sensin Mevlam kerem kanı, diyen diller çürümez, husuz hiç beden yürümez. Yerdeki karlar erimez, hu. Eser kabayel hudeyu aradım karbudeyu. Seller akışır hudeyu. Güneş hu ya aşık imiş hu dediğim maşuk imiş. Huyun rengine boyanmış hu. Mahveden varlığım hudur aradım, yârim budur. Çıkmasın dilimden sudur hu. Gelmişim hu hu şehrine, girmişem anın bahrine. Anın sırrını kim bile hu. Dostum beni huya sattı, huya.
götürüp nura kattı. 70.000 mağfiyet etti. Ben ölürsem ruhum hu der, yorulursam gönlüm hu der. Candaki imanım hu der. İşitecek kulağım hu elestü de ikrarım hu. Gönlümdeki sultanım hu. Aşık rıza okur hudan, sakın ayrılma sen bundan. Canı var eyledi hudan. Canı var eyledi hudan. Hu, 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 hu. O güzel yarimin aşkı canımda, gönül Kâbesini tavaf ediyor. Bürünmüş sevdanın ihramlarına, Hacerül Esved'e doğru gidiyor. Merve'den Safa'ya döndüm yüzümü, sevdaların aldı canı özümü. Sevgilim açıktan görsem yüzünü, Zemzem-i Şerife canım gidiyor. Arafat dağında durduk vakfaya, telbiye gününde çıktık sahraya. Müzdelife'de vardık Meş'arül Haram'a, gönül hazretine seyir ediyor. Müzdelife'de vardık Meş'arül Haram'a, gönül hazretine seyir ediyor. Şeytanı Mina'da üç gün taşladık, kurban kestik ziyarete başladık. Tavaf meydanında raksa başladık, elveda gününde Hüccac gidiyor. Mekke'den yönümüz erdi Cidde'ye, Hazreti Havva'yı vardık görmeye. Medine şehrinde selam vermeye, Nur Ahmet'e zaten canım gidiyor. Sahabe-i kiram hepsi belli, gönül ravzasından 40 vakit belli. Her cinsten cem olmuş hacılar belli, yükselmiş şanına selam ediyor. İçimde Muhammed taşrada değil, ocan kulesinde eşyada değil. Her niyet içinde uzakta değil, her canın içine canım giriyor.
Kudüs'te muallak sahranın taşı, Halilur Rahman'da sahralar başı, her bir enbiyanın güzel nakkaşı, Muhammed Muhtar'a canım gidiyor. Varanlar görürler, övünmek haram, Mahbubu Vuslat'a yaklaşmak meram, Enbiya ruhuna 100 milyon selam, ümmetin cümlesi selam ediyor. Rızada rızanı arar bulmağa, yüz gösteren çiçek başlar solmağa, her bir yerler ister deniz olmağa, girdabın devrini seyrediyor. Her bir yerler ister deniz olmağa, girdabın devrini seyrediyor.